Efendim, Samsun nabzı kaldığı yerden devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Süslü konuğumuz şimdi de. Ömer Bey, sizin de adaylarınız belli oldu. 9 adayınız. Bu özellikle 9 adayın belirlenmesi esnasında ilk sıralamanın başında olan adayların belirlenmesinde bazı eleştirilere de maruz kaldınız. Evet. Deneyimli bürokratları listenin başlarında görüyoruz ama bazı adayların da küstürülmüş olabileceği ile ilgili serzenişler de oluştu. İsterseniz oradan başlayalım. Ben neden böyle bir tercih yaptınız? Kurumumuza çok teşekkür ediyorum bizleri misafir ettiğiniz için. Ekranları başında bizleri izleyen değerli Samsunlu hemşehrilerimize ve tüm dünyaya yayın yapan bir kanal. Bizleri izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 9 kişilik Samsun kontenjan listesi açıklandı. Listemiz 1'den 9'a kadar. Hepsi çok kıymetli, çok değerli. Kimisi bürokraside çok uzun yıllar ülkemize hizmet etmiş. Kimisi Samsun'da, Samsun bürokrasisinde hizmet etmiş. Kimisi gelecek nesilleri düzgün, pırıl pırıl gençler yetiştirmiş. Eğitim camiasından gelen çok değerli 9 tane adayım var. 26 tane adayın içerisinden bu 9 adayı tercih etmek zorunda kaldık. Hepsi birbirine kıymetliydi. Bu tarz sorular bize her zaman soruluyor. Niye şu arkadaşımız yok, niye bu arkadaşımız yok diye. Evet, kamuoyu yani, merak ediyor bunu. O arkadaşlarımız eğer olsaydı bu sefer niye bunlar yok diye soracaklardı. Yani hepsi birbirinden kıymetli olunca bu tarz sıkıntılar da yaşanmıyor değil. Bu tatlı bir sıkıntı, güzel bir sıkıntı, güzel bir yorumluluk. İsmi en çok sorulanlardan olduğu için söylüyorum. Ferhat Bey olsun. Bizim Büyükşehir Belediye Başkan adaylığımızı yapmış. Oldukça da seçimi kazanamasak da partimizin oylarını yukarılara taşımış değerli bir büyüğümüz. Yine Aslan Bey hakeza uzun yıllar Samsun bürokrasisinde, Samsun'a hizmet etmiş. Hemen hemen her köyde, her ilçede imzası olan değerli bir arkadaşımız. Şimdi bunlar çok kıymetli insanlar ama öbür taraftan baktığımızda yine birinci, ikinci sıralarda bulunan arkadaşlarımız da Türkiye'de özellikle mesela MHP olarak sadece terör konuşuyor eleştirilerine maruz kaldığımız zamanlarda işte Türkiye ekonomisine makro ölçekte artılar katmış, devlet planlama teşkilatında önümüzdeki 10 yılı, 20 yılı planlamış çok değerli genç bir kardeşimiz var. Samsun'un öz evladı. Samsun'un Havza ilçesinde doğmuş, büyümüş. Samsun'la bağını hiç kopartmamış. Oranın okullarından yetişip daha sonra Samsun'u Ankara'da ve yurt dışında çok güzel temsil etmiş değerli bir arkadaşımız var. Akabinde arkasında Hüseyin Ediz ağabeyimiz var. Ben ağabey diye hitap ediyorum. O da yine Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisine çok uzun yıllar hizmet etmiş. Birinci sınıf hakimlik sıfatı olan Sayıştay denetçiliği yapmış. Türk Telekomünikasyon Üst Kurulu'nda yöneticilik başkanlık yapmış. Kıymetli bir abimiz var. Şimdi bu listenin içerisinde Ferhat Bey ve Aslan Bey maalesef olamadılar. Kendileri de önemli olmadığını, bunun artık bir vatan millet meselesi olduğunu, bu vatan millet meselesi içerisinde sen ben kavgasının yapılmayacağını, o arkadaşlarımızın da çok kıymetli, çok değerli olduğunu ve onlar için onlarla beraber sahada çalışacaklarını defaatle tekrar ettiler. Bizim yanımıza geldiler, Aslan Bey geldi, hatta şu an her ikisi. Bunlara ben çok teşekkür ediyorum. Onun dışında giremeyen diğer 15 aday adayımız. Hepsi sahadalar. İlçelerimize teşekkür ziyaretleri yapıyorlar. Neler yapabiliriz'i konuşuyoruz. Yani bizde öyle bir kızgınlık, bir küskünlük, bir kırgınlık yok. Aksine bir birliktelik ve beraberlik var. Bu birliktelik ve beraberliği de inşallah 7 Haziran'da sandığa da yansıtıp Samsun'da kimsenin tahmin etmeyeceği, aynı şekilde Türkiye'de de ışıklarını gördüğümüz o iktidarın sonuçlarını biz Samsun'dan alacağız ve Türkiye'de de iktidar olacağız inşallah. Genelde bürokrat kökenli, yani teknokratların aday gösterildiği yerlerde siyasetçi profilinin dışında daha farklı beklentiler de var. Yani bu adayların bahsetmiş olduğunuz yüksek standartları siyaseten size geri dönüş sağlayacak mı? Yani burada endişe taşıyor musunuz? Valla bir tanınma noktasında bazı eleştiriler alıyoruz ama ben aynı şekilde bazı siyasi partilerin rakiplerimizin aday listelerinden beni arayıp da yani lanet olsun denilen, kesinlikle elimiz gitmez, oy vermeyeceğiz denilen insanların olduğunu da görüyoruz.
şimdi isim zikredemeyeceğiz ama ben ona mümkün değil oy vermem denen adaylar var. Çok şükür benimkiler tanınmıyor. Bir de öyle kötü şöhretle tanınmış olsalardı diye de düşünüyorum. Yani Allah'a çok şükür bizde öyle yok. Biz tanınmayanı tanıtırız. Çok problem değil. Nasıl yapacaksınız bunu? Nasıl yapacağız? Tabii medyayı çok etkili kullanacağız. İletişim kanalı, sosyal ağı çok etkili kullanacağız. Artık sürelerin çok kısaldığı, zamanın çok kısaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Artık bir haberiniz şu an bizi dünyanın öbür ucundan insanlar izliyor. Bu kanalları çok etkili kullanacağız. Medyayı etkili kullanacağız, görsel basını etkili kullanacağız, radyoyu kullanacağız, televizyonları kullanacağız. Birebir bizim en iyi becerdiğimiz işlerden bir tanesi sahada aktif çalışmak. Birebir insanların kapılarını çalacağız. Yani aday adaylığı döneminde, benim il başkan adaylığım döneminde ve il başkan adaylığım sonrasında bütün ilçeleri hemen hemen gezdik. Şu an Samsun'da biz ya ilk defa, uzun zamandır ilk defa AKP'den, CHP'den önce geldiğiniz dönüşlerini aldık. Bunu devam ettireceğiz. Herkesle kucaklaşacağız, herkesle sarılacağız. Bizim diğer siyasi partilerimiz gibi, yani mevcut AKP, biz onu rakip olarak görüyoruz. AKP gibi çok ciddi rakamlarlı bütçelerimiz yok. Yani sadece bir adayının bütçesini dahi biz 9 adayımızla yakalayamayacağız ki yarısını bile yakalasak seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Bizim en büyük gururumuz, en büyük yapacağımız seçim çalışmamız yürümek olacak. İnsanlarla kucaklaşmak olacak, insanlara tebessüm etmek olacak ve yapacaklarımızı anlatmak olacak. İnsanları çok fazla eleştiri üzerine kurulu bir seçim dönemi geçirmeyeceğiz. Daha çok neler yapmamız gerektiğini konuşacağız ve dönem dönem de birazdan da müsaadeniz olursa açıklayacağımız tüy bitmemiş yetinin hakkını savunacak noktalarda da katı ve sert muhalefetimizi yapacağız. Ve akabinde de iktidarı talep edeceğiz Samsun'da. Peki şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin geriye dönük performansına baktığımız zaman 2007 yılında 78 bin kişinin oyunu alarak bir vekil çıkarabildiniz. 2011'de bu rakam 82 binler civarındaydı. Fakat 2014'teki 30 Mart yerel seçimlerinde hiç Milliyetçi Hareket Partisi'nden beklenmeyen ya da beklenenin çok üzerinde bir performansla 194 bin civarında kişinin oyunu alarak önemli bir sıçrama yaptınız. Belediye meclisinde 220 bin. Evet, belediye meclisinde daha yani bu bağlamda bir milletvekili performansına nasıl uyarlanır diye baktığınız zaman da orada da şöyle bir şey çıkıyor. Eğer belediye başkanlığı performansı göz önüne alınırsa iki vekil çıkarabiliyorsunuz. 2,5. Genel meclis üyelerine baktığınız zaman da 3 çıkıyor. Bu yansımayı 7 Haziran'da yakalayabilecek misiniz? Şimdi yani bizim, bu sıçrama maalesef devam edecek mi? Bir öz eleştiri olarak bunu söylüyorum. Belediye seçimlerinde nispeten genel seçimlerden daha fazla oy alıyoruz biz. 2011'de de daha yüksek oy aldık. 2011'de de partimiz 2007'den daha fazla oy almıştı. Evet. 2014'te de daha fazla oy aldık. Yerel seçimde, genel seçimden çok oy alıyoruz. O bir gerçek. Bunun sebebini de biz araştırdık, düşündük. Yerel seçimde biz daha fazla sahada oluyoruz. Yani belediye meclis üyeleriyle, belediye başkanlarıyla 17 ayrı bölgede 17 ayrı seçim çalışması yürütülüyor. Ama genel seçimlerde bu daha çok listenin ilk sıralarındaki adaylarımızın 2-3 kişinin, 4 kişinin ve onun yanındaki ekiplerin çalışmasıyla 17 ilçenin aynı anda taranması ve oralara hizmet gitmesi, oralara seçim çalışması yapılması çok mümkün olmamış daha önce. Biz insanların yanına gittiğimizde, insanlarla kucaklaştığımızda insanlardan oyunu alabildiğimizi yerel seçimlerde görüyoruz. İnsanlar bizi istiyorlar, insanlar bizi görmek istiyorlar. İnsanlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında görmek istiyor. Onlarla sarılmamızı, kucaklaşmamızı istiyor. Ben daha önceki bir görüşme toplantımızda şunu söylemiştim. Yani biz liderimizi yanlış anladık. Liderimiz biz ülkücüleri sokakta, MHP'lileri sokakta görmeyeceğim dediğinde biz partimizi sokaktan aldık, salonlara hapsettik. Bizim genel başkanımız ve liderimiz Devlet Bahçeli Bey, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ülkücülerin sokakta olmayacak dediğinde bir kavganın tarafı olmayacaklar demişti. Ama biz onu farklı algıladık. Biz kucaklaşmayı unuttuk sokağa. Biz hep sokakta olacağız. Biz sokağa ineceğiz, sokaklarda insanlarla kucaklaşacağız, onlara tebessüm edeceğiz, sarılacağız, elini öpeceğiz büyüklerimizin. Önce gönüllerine gireceğiz, ondan sonra oylarını alacağız. Bu tespiti yaptıktan sonra da bu tarz bir seçim çalışması yürüteceğiz. Birebir
iletişim içerisinde olacağız insanlarla ve oylarını talep edeceğiz. İlk önce rica edeceğiz. Olmazsa diyeceğiz ki bir seferlik ne olur bize verin, yalvaracağız ve onlardan Türk milletinin içerisinde bulunduğu marazlı durumdan çıkması için Milliyetçi Hareket Partisi'ne güç vermelerini talep edeceğiz. Biz de onun da farkındayız. Biz gidip de istediğimizde de bizi boş çevirmiyorlar sağ olsunlar. Peki bu çaba yeterli olacak mı? Samsun özellikle İktidar Partisi açısından baktığımız zaman Türkiye ortalamasının 10 puan daha üzerinde bir destekle sahip çıkıyor İktidar Partisi'ne. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de şu anki mevcut Türkiye genelindeki vekil sayısını artırması ile ilgili önemli değişiklikler olması gerekiyor ki bu söylediğiniz tablo Türkiye'nin tamamına yayılsın. Burada HDP'nin oy oranı belirleyici olacak, öyle görünüyor. Siz oradaki değerlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Yani %10'luk barajı HDP'nin geçmesi Türkiye'de ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden ne gibi değişikliklere sebebiyet verir? Vallahi HDP'nin barajı geçip geçmeyeceği bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Yani bu tarz değerlendirmeler yapılıyor. HDP'nin biz de tabii ki yapıyoruz ama bize kalsa geçmesin diyoruz biz. Hiç önemli değil sonucu. Bazı arkadaşları bu görüyoruz. Kamuoyunda da yansıyor, ulusalda da görüyoruz. İşte HDP meclise geçsin. HDP meclise girdiği zaman AKP'den çok oy alacak. İşte AKP 276'nın altında düşecek tarzı söylemleri var. Vallahi AKP evet bizim için çok tehlikeli, çok sıkıntılı olduğunu düşündüğümüz bir siyasi organizasyon. Ama HDP bizim için dağdaki teröristin takım elbiseli kravatlı halidir. Yani biz onların meclise girebilmelerini arzu etmemiz mümkün değil. Bizim için HDP'nin %1 bile alması Milliyetçi Hareket Partisi için zulümdür. Üzüldüğümüz, çok da zorumuza giden bir durumdur. Yani AKP 300'ü alacak diye HDP'yi meclise sokma fikriyatını siyaseten belki matematiksel hesaplarla doğru görülebilir ama yaratacağı sonuçlar noktasında çok büyük sıkıntılar getireceğini düşünüyoruz. HDP'nin artık mecliste olmaması gerekiyor. Benim kanaatimce. Ama bunun dışında gerçek realitede böyle bir durum realitede var. Realitede girerlerse AKP'den daha fazla oy alacağı söyleniyor. Bir şey fark etmiyor. AKP'den de aldığı oy aynı zihniyetteki insanları alacağı için çok fazla bir şey değiştirmiyor benim için. Ama biz kendimize bakıyoruz. Biz insanlarımızın ayağına gidip Milliyetçi Hareket Partisi'ni tek başına iktidar yapmanın peşindeyiz. Bunu sağladığımızda HDP'nin kaç aldığı, AKP'nin kaç alacağı bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan bizim 35-40 alabilmemiz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ha, alabilir miyiz? Alabiliriz tabii. Niye alamayalım? Yani bu milletin içinden çıkmamış AKP'nin %47-48 aldığı yerde bu milletin bütün değerlerini yerle yeksan eden, dinini sömüren, milliyetçiliğini sömüren, vatan millet kavramını yerle yeksan eden, andımızla uğraşan, İstiklal Marşı'nın ismi değişsin, Türk bayrağının ismi değişsin diyen insanların İşte daha önce HDP'de genel başkan yardımcılığı yapıp bugün AKP içerisinde vekillik yapanların olduğu bir siyasi organizasyonu %47-48 aldığı bir yerde Milliyetçi Ülkücü Hareket neden %50'ler alamasın? Bizim hedefimiz ve amacımız bu. Anketler eskiden bizi baraj altı gösterirlerdi. 12-13 alırdık. Şimdi biraz insafa geldiler. 25'leri 30'ları görünce 15-16 göstermeye başladılar. Dediler ki artık inanmaz kimse bize 8-9 gösterirsek. Bari 15-16 gösterelim de onları orada tutalım mantığındalar. Biz onun da tutacağını düşünmüyoruz. Bugün 15-16 gösteriyorsa AKP'nin anket şirketleri, Milliyetçi Hareket Partisi, o 25'tir zaten. Allah nasip ederse biz sahaya tam indiğimizde de onun 30'lara 35'lere çıkmaması için bir neden yok. İnsanlar kamuoyu anketlerine baktığınızda da zaten birçok partiye oy verenlerin ikinci partisinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu görüyoruz. Son 3 seçimin farklı farklı dönemlerde MHP'ye hiç oy verdiniz mi diyenlere baktığınızda %56'ları vurduğunu görüyoruz. Yani bir seçim vermiş, öbür seçim vermemiş, sonra bir daha vermiş. Ya da 3 seçimin birinde mutlaka vermiş adamların tek yapacağımız aynı seçimde vermelerini sağlamak. Ve biz bunun için uğraşacağız. Bunu destekleyen veriler de var aslında. 5-800'den 7 küsür milyona çıkan Türkiye genelinde bir performansı var Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Samsun'a peki bu nasıl yansıyacak? Yani bir vekili, iki vekil, üç vekil, dört vekil yapma adına bir öngörünüz var mı? Şimdi biz tabii siz söylediniz. 2014'teki bizim belediye meclisinde aldığımız oylar 2,5 vekil yapıyor. Bunu biraz daha arttırdığınızda bunu 3 yapmanız işten bile değil.
Bizim amacımız ya siyaseten bir il başkanının iddialı olması gibi bir durum söz konusu. İddialı olmak mecburiyetinde bir il başkanı. Ama ayakları yere basan da bir tespit yapması lazım, bir söylem geliştirmesi lazım. Bizim hedefimiz Milliyetçi Hareket Partisi olarak partimizi Samsun'da birinci parti, Türkiye'de de iktidar yapmak. Biz birinci parti olduğumuzda payımıza düşen vekilin de ne olacağını o zaman göreceğiz. Yani halkımız neye takdir ederse ona da razı izliyoruz. 3 olur, 4 olur, 5 olur, 9 olur yok demeyiz yani. Böyle bir şeyimiz yok, lüksümüz yok. Ama görünür o ki biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak tabii AKP'yi baraj altında da söyleyecek halimiz yok. Onların da bir ağırlıkları, bir duruşları var. Biz herhalde 4-3-2 olur diye düşünüyoruz. Hatta belki 5-3-1 olur diye düşünüyoruz kendi adımıza. Ama bizim hedefimiz birinci parti olmak. Birinci parti olduktan sonra da zaman zaman biliyor bu don sisteminde bazen 3000-4000 oyla bir vekil daha alabiliyorsunuz. Ona göre ne gelirse biz razıyız ona. Peki AK Parti İl Başkanı'nın açıklamasına yönelik de bir cevabınız oldu. Rüyalarında görürler dediniz. Onlar da 9 vekil çıkaracaklar. Rüyalarında görürler de demedim aslında da orada tabii arkadaşımız herhalde yanlış aldı onu. Rüyalarında bile göremezler dedim. Çünkü onların rüyalarında ayakkabı kutuları var dedim. Ben hala aynı şey yerdeyim. 9 vekili Milliyetçi Hareket Samsunlular AKP'ye 9 tane vekil niye verecek şimdi? Ben onu merak ediyorum. İlk dönem 7 verdi. İkinci dönem 6, üçüncü dönem 6 verdi. Bu 3 dönemde çok güzel hizmetler yapmış olsaydı belki 7'yi, 8'i, 9'u alabilirdi ama şimdi bakıyorum ilçe başkanları toplantımız vardı bizim. Oradan geliyorum şimdi. Onlara sordum neler yapıyorsunuz, ne sıkıntılarınız var. Mesela Tekkeköy'de sanayi mahallesini kaldırıyormuş belediye, Büyükşehir Belediyesi. Niye kaldırıyoruz diye sorduklarında sanayi bölgesine çevireceklerini söylüyorlar. Tamam nereye gidelim? Nereye isterseniz oraya gidin diyor şimdi. Ya nasıl nereye isterseniz oraya? Bize bir yer göstermeyecek misiniz? Yani Çay Mahallesi'ndeki gibi ya da işte bir kentsel dönüşüm yapmayacak mısınız? Bu insanları bir yere taşımayacak mısınız? Hayır diyorlar yani. Nereye isterseniz oraya gidin. Şimdi Tekkeköylü kendisine böyle diyen istasyon mahalleli arkadaşlarımız bunlara oy mu verecek yani? Ve AKP'nin de ağırlıkta olduğu bir yer mahalle. Şimdi gidiyoruz Canik'te Gülsan Sanayi Sitesi'nin kaldırılması. Ben iyi hatırlıyorum buradaki daha önceki bir sohbetimizde. Stadyumun neden Tekkeköy'e kaldırıldığını, Samsun'un böyle bir ihtiyacı olup olmadığını konuştuğumuzda, yani varsa da Tekkeköy değil, bunun şu anki mevcut otogarımızın olduğu yerin daha iç tarafına, dört bölgemizden de insanların Bafra tarafı, Çarşamba tarafı, Avza tarafının merkeze gelip rahatlıkla futbol maçını izleyip illerine, ilçelerine dağılacakları bir yerin daha uygun olacağını söylediğinde bir tespit yapmıştık. Demiştik ki sanayinin yeri, stadyumun yeri rant açısından çok kıymetli. Burayı rant için yapıyorlar demiştik. Şimdi bakıyoruz Gülsan Sanayi Sitesi'nde bir bürokratımız, belediye başkanımız diyor ki burada gidin artık tramvayı uzattık. 19 Mayıs'tan yer alın biz buraları yıkacağız. İşte rantiyenin açılması, rantın açılması. Tamam gitsin alsınlar. Bu insanları ne yapacaksınız? Bu insanlara bir yer göstermeyecek misiniz? Orada 100 tane dükkan var, burada 500 dükkan var. 400 tanesi nereye gidecek? Bu insanları buradan kovarken, buradan ekmek yiyen insanlar yine AKP'ye oy mu verecekler zannediyorlar? Bir düşünmeyecek mi bu insanlar? Ya biz AKP'ye niye oy vereceğiz? Bizi yerimizden, yurdumuzdan ne diyorlar? Diyeceklerdir diye düşünüyorum. Yine Ayvacık'ta Tiryakioğlu döngel bağlantı yolu çökmüş. 20 gündür insanlar evlerine gidip gelemiyorlar. Bunun için mi Ayvacıklı AKP'ye oy verecek? Yani bizim yolumuzu 20 gündür yapmıyorsun. Biz sana oy verelim bir 20 gün daha, 50 gün daha yapma diye mi 6'yı 9 yapacak? Ya da Çamalan Köyü'nde taş ocağı ruhsatı veriyorsunuz. Ayvacığı ondan sonra tutuyorsunuz. Turizm bölgesi ilan ediyorsunuz. Hem turizm bölgesi ilan edeceksiniz hem yan tarafa taş ocağı açacaksınız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demeyecek mi Ayvacık? Ben diyeceğini düşünüyorum. Ya da komedi gibi bir şey. Şimdi AKP'nin daha önce ilçe yöneticiliğini yapmış değerli bir kardeşimizin evladı Tekkeköy Terme'de Kavşak'ta trafik kazasında öldü. Buradan kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. O zaten melekti. İnşallah da cennetinde Allah-u Teala'yı yerini ayırmıştır diyorum. Şimdi tutuyor Termeli diyor ki burada 3 gün üst üste kaza oldu. Burası artık ölüm kavşağı olarak anılıyor. Buraya bir alt geçit yapın, bir üst geçit yapın diyor.
tutuyorlar, onlara verilen cevap 1,5 trilyon lira size bütçe ayırdık, MOBESE yapacağız. Ya MOBESE ile kaza mı önlenir? MOBESE ile kazayı kimin yaptığını görürsünüz. Ya da trafik cezası kesersiniz. Şimdi bu kadar komikliğe termeli gidip AKP'ye oy mu verecek yani? Ben bunu merak ediyorum ve soruyorum da kendilerine. Yani oy mu vereceksiniz AKP'ye? 6 verdiniz, ne yaptılar da 9'u istiyorlar sizden? Onlara bir hesap sormayacak mısınız? Bir hesap kesmeyecek misiniz diye ben Samsunlu'ya soruyorum. Yine termenin santralleri. Yani Türkiye birinci sınıf tarım arazisi noktasında çok eksik bir ülke. Herkes bizi bol bereketli bir ülke bilir ama birinci sınıf tarım arazisi noktasında eksiğimiz var bizim. Buna rağmen Allah-u Teala bize Bafra ve Çarşamba Ovalarını nasip etmiş. Adam ekseniz adam bitiyor. Bugün bir iki tane basın kuruluşuna da anlattım. Yani benim evim Fevçakmak Mahallesi'nde. Evimin bahçesinde zeytin çekirdeğinden büyümüş zeytin ağacından biz her sene bir kova zeytin topluyoruz. Bizim Samsun'da Zeytinlik adında mahallemiz var. Bizim yine Tekkeköy tarafına gider üzüm bağları varmış eskiden. Üzüm, yani bakınca ne alaka diyorsunuz? Üzüm yetişiyor Samsun'da. Zeytin yetişiyor Marmara bölgesinde. Benim Binice, Avlice köyünde sırf hobi olarak muz yetiştiren insanlar var. Arkadaşım evinin balkonunda limon yetiştiriyor. Samsun böyle güzel bir şehir, böyle tarıma elverişli bir şehir. Tutuyorsunuz onun içerisine kömürle çalışan termik santraller yapıyorsunuz. Şimdi termeli, çarşambalı, tekkeköylü bunun hesabını sormayacak mı bunlardan? Yani 6 tane vekil verdik, bizi zehirleyin diye mi verdik demeyecek mi? Bakıyorsun Trabzon bugün işsizliğin en az olduğu illerden bir tanesi. %6'larda işsizlik oranı Trabzon'da. Samsun'da Türkiye ortalamasının üstünde bir işsizlik var. Bakıyorsunuz yan tarafınızda Sinop, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı şehir seçiliyor. Yanı başındaki Samsun, mutsuz insanların olduğu bir şehir. Bunun hesabını sormayacak mı bu insanlar? Yani biz size 7 verdik, peşine 6, peşine bir daha 6 verdik ama elinize yüzünüze bulaştırdınız demeyecek mi yani? Ha demeyecekse 9 verebilirler, hiç sıkıntı yok. Biz onlar için siyaset yapıyoruz. Biz onların çocukları için siyaset yapıyoruz. Biz kendi çocuklarımız için siyaset yapıyoruz. Ya bunlar da mutlularsa, bunlar da memnunlarsa, işte Vezirköprü ilçe başkanımız dedi ki, bırakın başkanım Vezirköprü'nün merkezindeki yollarda arabayla gitmeye, yaya yürüyemiyoruz diyor. Vezirköprü'de, Havza'da, Ladik'te günlerce kapalı yollar kaldı. Ben seçim çalışmaları döneminde Asarca kardan dolayı gidemedim. Jeep 4x4 arabayla gidemedim yani. Şimdi bunun hesabını bu arkadaşlarımız sormayacaklar mı? Ben soracaklarını düşünüyorum ve hiç ihtimal vermiyorum. 6'yı bir daha onlar rüyalarında bile göremezler. Çünkü onların rüyalarında ne gördüğünü biz gördük 17-25 Aralık'ta. Peki bu böyle bir tablo ortaya koyuyorsunuz ama 12 yıldan beri sadece Samsun değil Türkiye'nin tamamında tek başına iktidar olmayı da başarmış bir organizasyon var. Evet. Bu organizasyonun geri adım atması için sizin seçmeni daha doğrusu daha farklı bir şekilde etkileyip size oy vermesini sağlamak için de başka çalışmalar yapmanız gerekiyor. Neler yapacaksınız? Somut olarak insanların sizi tercih etmesini sağlamak adına ne anlatacaksınız da insanlar Milliyetçi Hareket Partisi'ne şimdi oylarını versinler? Bir potansiyeliniz var. Milliyetçi yani Hareket Partisi, tabii seçim beyannamemiz henüz açıklanmadı. Vaatlerimiz noktasında çok fazla şeyler, yani Türkiye genelinde çok fazla şey söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim ben Samsun için. Biz geldiğimizde Samsun'da kavgayı bitireceğiz öncelikle. Ne kavgası mesela? Hangi Samsun'da kurumlar arasında kavgalar var. İşte iki belediyenin birbiriyle kavga ettiği, aynı siyasi partiden iki belediyenin kavga ettiğine şahit oluyoruz. Bir belediyemiz, şimdi notlarımda var, Parkomat mevzumuz var. Biliyorsun bu da bir kavga. Hukukla kavga eden bir belediye var. Denizin ortasına yapılan bir otelin kaçak olması gibi bir durum var. İşte bunun da imarını veren belediye, kaçak gösteren yargı. Şimdi kavga var sürekli. Hiçbir iş düzgün yapılmıyor. Hiçbir etkin. Şimdi Parkomat'ı belediye yanlış buldular. Kaldırılması kararı çıktı. Bugün gazetelerde okuyoruz. Kaldırılmasıyla ilgili karar alınıyor. Peşine bir sonraki maddeyle tekrar kurulmasıyla ilgili. Yani bu arkadaşlar hukukla dalga geçiyorlar. Şimdi bu kanuna hile katmak, kanundaki bir boşluktan yararlanarak kanuni hiledir.
1,5 yıldan başlıyor bunun cezası. Biz bununla ilgili belki de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bu hileye karşı. Kavga ediyorlar. Vali Bey işte kendisi çok uzun yıllardır Samsun'da değil. Sevilen de bir karakter, sevilen de bir valimiz. Ama Samsun Fesane günlerinde biz Vali Bey'i görmek isterdik yani İstanbul'da yapılan. Yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanı yoktu. Yani orada Samkon Genel Başkanımızın yaptığı konuşmada bir başka il yaptığında valisiyle, ticaret odasıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı'yla katıldıkları toplantılar yaparken biz orada neredeyse öksüz yetim bırakılmışlar yani. Şimdi böyle bir ortamın içerisinden sağlıklı sonuç almak çok zor. Biz ilk önce kurumlar arasındaki iletişimi sağlayacağız, o kavgayı bitireceğiz. Ondan sonra da neler yapabileceklerimiz zaten göreceksiniz. Şimdi biz sadece terör konuşan bir siyasi parti olmakla eleştirilirken işte Samsun'un önüne dedi ki buyur işte size Türkiye ekonomisine yön verecek. Belki de ileride Allah nasip ederse Kalkınma Bakanlığı yapacak. Öyle Gençlik Spor Bakanlığı falan değil yani. Kalkınma Bakanlığı yapacak. Değerli bir bürokratımızı huzurlarınıza çıkarttık. Şaibesiz, lekesiz, tertemiz, pırıl pırıl bir arkadaşımız. Sahip çıkın. Onu buradan bir değil, iki değil, üç değil, beş vekille gönderin. O orada güçlü olsun, Samsun'a hizmet getirsin, Samsun'a yatırım getirsin diyeceğiz. Bunları anlatacağız. Yani bunun dışında onlarla beraber ağlayıp onlarla beraber güldüğümüz, onların kaygılarının ne olduysa, kaygıları neyse bizim kaygılarımızın da aynı olduğunu anlatacağız. Yani ben lisedeki arkadaşlarıyla hala görüşen ender insanlardan biriyim. 12 kişilik bir grubumuz vardı ve biz o 12 kişi hala eşlerimizle, çocuklarımızla beraber yine görüşürüz. Onların içerisinde Samsun'da olan tek üniversite kazanıp da 12'miz de kazandık gittik. Bir kişi ben varım Samsun'da. Onun sebebi de anne baskısı. Yoksa ben de dönemeyecektim. Yani ya İstanbul'da çalışıyor olacaktım ya İzmir'de çalışıyor olacaktım. Şimdi annemin baskısıyla Samsun'a döndüm. 11 arkadaşım gurbette. Yani diyorum ki Samsunlu'ya, gel artık bu sefer şu AKP zilletinden kurtulalım. Çocukları üniversitede okuyan aileler de çocuklarıyla vedalaşmasın. Çocukları Samsun'a gelsin, Samsun'da çalışsınlar, Samsun'a katma değer katsınlar. Bu çok önemli. Bakın çok net söylüyorum. Eğer çocuklarınız üniversite sınavına hazırlanıyorlarsa, AKP yine 6-7 vekille tek başına iktidar oluyorsa çocuklarınızla kazandıkları takdirde vedalaşın. Gidecekler ve bir daha dönmeyecekler. Siz Samsun'da 5 ya da 6 vekil çıkarırsanız bu durumu değiştirmek için ne yapacaksınız peki? Biz bir kere tarıma dayalı sanayiyi mutlaka geliştirmek mecburiyetindeyiz Samsun'da. Samsun'a yeni bir vizyonlar, yeni misyonlar biçmeye gerek yok. Samsun bir tarım şehir. Hemen de bakıyorsunuz Samsun'a Antalya'dan Narenci'ye geliyor, Rusya'ya gönderiyoruz. Ya bizim bir şey gönderdiğimiz yok. Bakın burada Samsun ihracat rakamları. 2013'te var ama ben 2014'de. 465 milyon dolar ihracat yapmışız. 790 milyon dolar ithalat yapmışız. Baktığınız zaman 330 milyon dolar Samsunlu'nun parası dışarı gitmiş. Ya biz toplu iğneyi bile alan bir iliz. Bunların planlamasını yapıp biz artık ithalatı, ihracatı ithalatını karşılayan, daha fazla üreten, daha fazla marka başvurularında bulunan, yeni yeni markalar çıkartan bir il olmak için sanayicisiyle, yerel yöneticisiyle, valisiyle, bürokratıyla, milletvekiliyle, bakanıyla herkesi bir araya getirip Samsun'a yatırımın önünü açacağız. Ben Samsun'a bir otomobil fabrikasını getirebilmek için 30 yaşında bir genç delikanlıydım o zaman. Girişimler yaptığımda Samsun'dan, Vali Bey'den ve belediye başkanından randevu alınamadığını duyduğumda şok olmuştum. Samsun'a biz çok fazla iğme katabiliriz. Çünkü sıfırdan alacağız biz Samsun'u. Dipten alacağız. Yaptığımız her şey artı yazacak zaten. Peki bunun dışında bu özellikle ortaya konulan çıkan sonuçların eleştirildiği bir seçim sistemi de var tabii. %10'luk baraj sisteminin tam anlamıyla insanların tercihlerini temsil etmediği yönünde de eleştiriler var. Siz de buradan yola çıkarak oyumuza sahip çıkmak, namusumuza sahip çıkmak kadar önemli bir şey dediniz ve pek de alışılığa gelmiş bir şey değil ama özellikle sandık kurul başkanlarının seçilmesiyle ilgili, atanmasıyla ilgili
hakim huzurunda kurayla belirlenmesini sağladınız. Neden böyle bir şey yaptınız? Endişe mi duyuyorsunuz? Yani tabii. Burada bir sorun mu oldu? Biz İzmir'de, ben İzmir'de de yaşadım. İzmir'de sandıklarda oyların çalındığını tespit ettik. Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk. Seçimlerden 3-4 ay sonra karar geldi. Evet, doğrudur. Sandıklarda oylar çalınmıştır. Ama oy seçimlerin sonucunu değiştirmeyecek bir rakam olduğu için de herhangi bir şeye gerek yok dendi ve üstü kapatıldı. E tabii muhalefetteki 50-52 tane vekili olan bir siyasi partinin de çok fazla bu konuda yaptırımı yok. Yani bir şey yaptıramıyoruz. Yani kanun teklifi verseniz değiştirmiyorlar. Yasa teklifi verseniz reddediyorlar. Ama AKP'nin bir belediye başkanının sandıkları çaldığı tespit edildi ve 6 yıl ceza aldı. Yani Samsun gibi, İzmir gibi büyük bir şehirde oyları çalanların taşrada, özellikle maalesef bu AKP döneminden sonra polisin, jandarmanın, kolluk kuvvetlerinin etkisiz kaldığı Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da'nın bir kısmında nelerin yapılabildiğini siz düşünün. Ben şeyi çok iyi biliyorum. Yani üniversite sınavlarındaki soruların, kitapçıkların bir gün önceden PKK tarafından ele geçirilip PKK'lı çocuklara dağıtılıp onların üniversite sınavları kazandırıldıklarını çok iyi biliyoruz. Bunlara hiçbir şey yapmayan bir devletle karşı karşıyayız yani. Şimdi böyle bir noktada oyumuz namustur ve biz o namusumuza sahip çıkacağız derken birinci önceliğimiz sandık başkanlarının AKP güdümünde olmamasını sağlamaktı. Şimdi açın bakın. Hangi sendikaların üyeleri bir önceki dönemlerde sandık kurulu başkanları yapılıyordu? Hepsi demesek de ben MHP'ye yakın olarak bildiğim arkadaşlarıma diyordum ki gidin arkadaşlar siz de talepkar olun. Sandık kurullarına başkan olarak yazılın. Yani en azından 3 kişi 5 kişi de olsa bunu sağlayalım diyordum. Bizi yazmıyorlar diyorlar. Çünkü Türk Eğitim Sen üyesiydiler. Türk Av'ın üyesiydiler. Ama eğitim bir sen, eğitim sen üyesi oldukları zaman çok büyük problem yoktu. Onlar direkt yazılıyorlardı. Yazmıyorlardı. Biz bunu tespit ettik ve dedik ki sandık kurulu başkanları bundan sonra yasada olan ama uygulanmayan bir hükümle dedik ki biz artık kuraya girmek istiyoruz. Kuraya girip kuradan çıkmak istiyoruz ve şu an AKP birçok kurada ilçe başkanlarından aldım ama notlarımın arasında bulamadım. %20'lerde sandık kurulu başkanları, %80 muhalefette şu an. Sandık kurulu başkanı. Bunu başardık. Bunu sağladık. Ve bunun dışında şu an Türkiye'de 175 bin sandık var. Türkiye genelinde. Yedekleriyle beraber 350 bin kişi yapıyor. Artı 56-57 bin bölge var. Yani işte bir okulda 20 sandık var. Onun gibi o okullar gibi 56 bine yakın bölge var. Onlara da bina sorumlusu gerekiyor. Kat sorumlusu gerekiyor. Yaklaşık 350-400 bin kişilik bir rakam. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi sağlayabiliyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi sağlayabiliyor. Bunu AKP çok daha rahat sağlıyor. Çünkü oradakilere rant paylaşımı da sonradan döndüğü için onlar daha rahat gidiyorlar. Ama bir Demokrat Parti, bir Saadet Partisi, bir Büyük Birlik Partisi onları sağlayamayabiliyorlar. Bu noktada da sandık kurulu başkanları önemli oluyor. Biz hiçbir sandık kurulu başkanımızdan hak etmediğimiz bir oyu bize yazmasını istemiyoruz. Hiçbir sandık kurulu üyemizi yetiştirirken de sakın ha sakın diyoruz onlara. Bizim olmayan bir oyu bize yazdırtmayın. Ama bizim bir oyumuzu da bir başkasına verdirtmeyin. Haklı olun, hakkaniyetli olun ve AKP'ninse de olabilir katladığında bulaşmıştır. Ama AKP'nin olduğuna kesin inanıyorsanız, CHP'nin olduğuna kesin inanıyorsanız ona da itiraz etmeyin. O onun hakkıdır, onu ellemeyin. Ama bizim olanı da çaldırtmayın diyoruz. Şimdi bu seçimde daha farklı olacak. Seçim hakimiyetimiz olacak, sandık hakimiyetimiz olacak ve biz oylarımızı AKP'ye çaldırtmayacağız. Açık ve net söylüyorum. Çünkü Cumhuriyet tarihini ben görmedim. Benim bildiğim bir oy pusulası aldınız. Gitti giderken yanlışlıkla bir yere değdi. Ya bunu alın da bana yedeğini verin deme şansınız var mı? Yok. Oy pusulanızı alacaksınız. Ona gözünüz gibi bakacak. Mührünüzü vurup katlayıp atacaksınız. Ama bir bakıyorsunuz 20 milyon fazla oy pusulası basılıyor Türkiye'de. Hiç kimse çıkıp da demiyor arkadaş sen bu 20 milyon oy pusulası niye fazla bastın? 1 milyon olur, 2 milyon belki olur. Da 20 milyon fazladan oy pusulası niye bastın? Niye basıyorlar onu da söyleyeyim hilesini. Buradan bizi izleyen sandık kurulu üyelerimiz mutlaka var, mesaj attık. Onlar bilsinler. Sandık pusulaların mühürlerini mutlaka ve mutlaka bir köşeye vursunlar.
insanlara şunu yapıyor AKP. AKP mührü vurulmuş pusulayı adama teslim ediyor, seçmene. Boşunu bana geri getireceksin diyor. Boşunu bana geri getireceksin ne demek? Ya AKP'ye oy atacak ya boş atacak. Başka bir partiye atma şansı yok ya da yakacak. Bana geri getirdiğinde de boşu sana 50 lira, 100 lira, 200 lira gibi para taahhüt ediyorlar. Şimdi biz bunu tespit ettikten sonra dedik ki oy pusulalarının mührünü hep aynı yere vur. Ve bunu da bir tutanakla zabıt altına alın. Yani bizdeki oy pusulasında sol üst köşede mühür olacak. Eğer sağ alt köşede bir oy pusulası çıkıyorsa sandıktan, onun hileli ve hurdalı bir sandık pusulası, oy pusulası olduğunu bilin ve onu ayırın dedik. Bu şekilde ayırmalarını istiyoruz. Onun dışında Çatal Armut Mahallesi'nde tespit ettiğimiz 13 kişi var. Geçen akşam bana geldi mahalle temsilcimiz 2014 yerel seçimlerinde. Ama yapılabilecek bir şey yoktu, yapamadık. Nedir? Sandık kurulu kurulurken diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi gelmedi. Sandık kurulu üyesi gelmedi. AKP yedek üyesini oraya oturtturuyor. Yedek üyesini oturtturduğu zaman sandık kurulunu oluşturmadan seçime başlayamıyorsunuz. Sandık kurulu oluşuyor. O yedek üyenin ismi normalde sandık kurulunda yazmaz. Yedekler diye. O oturuyor ve orada oy kullanıyor. Bulunduğu sandıkta oy kullanma hakkı elde ediyor. Ondan sonra kalkıyor. Bir lavaboya gideyim diyor. Yan taraftaki kendi sandığı olduğu, seçmeni olduğu sandıkla da gidiyor oy kullanıyor. Eline parmağına boya damlatma işi biliyorsunuz. Bitti. Oraya da gidiyor. Orada da bir oy kullanıyor. 13 kişinin böyle oy kullandığı tespit edildi. 2014'te. 2014. Evet. Onun için diyoruz sandıklarınıza sahip çıkacağız. İlla il ve ilçe teşkilatlarından görevlendirme beklemesin arkadaşlarımız. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş, Türk milletinin geleceğinden kaygı duyan arkadaşlarımız da lütfen bulundukları sandık bölgelerinde sandıklara sahip çıksınlar. Onların her biri gönüllü müşahittir. Sandıklar açılırken uzaktan izleme hakları da vardır. Otursunlar, orada izlesinler ve bir yanlışlık, bir aksilik, bir aksaklık olursa lütfen oradaki bina sorumlularımıza, MHP olur, CHP olur, Demokrat Parti olur, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi olur. Fark etmez. Onlara mutlaka iletsinler ve bu beladan Türk milletini kurtaralım. Açık mı? Peki bunun dışında de gündemde özellikle Papa'nın açıklamaları ile ilgili Devlet Bahçeli'nin çok sert açıklamaları oldu. Biraz da bundan konuşalım isterseniz. Yani Ermeni soykırım yapılmıştır, yapılmamıştır ve Papa'nın bu konudaki açıklaması Türkiye gündemini oluşturdu aslında. Evet. Bununla birlikte bir de kabul edilmiş bir iç güvenlik yasa tasarısı var ve işte Ağrı'da başka bunun paralelinde başka gelişmeler oldu. Bunlarla ilgili de değerlendirmelerinizi alalım isterseniz. Ya Türkiye Cumhuriyeti maalesef AKP ile çok farklı bir döneme gidiyor. Yani bakıyorsunuz Ağrı'da bir olay oluyor. Hiçbir sıfatı olmayan, sadece AKP'nin milletvekili adayı olan bir zat muhterem çıkıyor. Askerden önce, şu anki mevcut İçişleri Bakanı'ndan önce açıklamalar yapıyor. O arkadaşın gene hiçbir sıfatı olmadığı dönemde savcıyı görevden alın, savcıyı tutuklayın, biz gerekirse yasa çıkartırız dediğine de şahit oldu bu millet, bu ülke. Bunun hesabını sormak mecburiyetinde. Millet soracak. Yani biz gidip de bunların gırtlağına sarılacak halimiz yok. Demokrasiyle yönetilen bir ülkede seçime gidiyoruz. Papa ile ilgili olan kısmına gelince bir önceki vefat eden Papa biliyorsunuz peygamber yani bir önceki derken vefat eden Papa'dan arada bir tane daha var herhalde. Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti. Demişti ki Allah affetsin Hazreti Muhammed kılıçla din yaymaktan başka ne yaptı demişti ve bizim dönemin başbakanı ona çok ağır ifadelerde bulunmuştu. Ama durdu ondan sonra rahmet vefat ettiğinde biz Türkiye'de yas ilan edip bayrakları yere indirdik. Ben hiçbir İslami cemaat liderinin, dini önderinin öldüğünde Vatikan'da bayrakların yere indiğine şahit olmadım. Ki Papa öldüğünde Ortodoks Rusya dahi bayrakları yere indirip yas ilan etmedi. Şimdi ama Türkiye Cumhuriyeti Papa öldüğünde yas ilan edip bayraklarını yarıya indirdi.
Şimdi ondan sonra geliyoruz. Bu papa, ona da çok fazla bir şey diyeceklerini zannetmiyorum. Kaçak sarayı ona açtırdılar zaten. İlk onu ziyaretçi yaptılar. Çok da hatta o zaman şimdi sosyal medyada da geziyor. Çok fazla ayrıştığımız bir yer yok dedi Cumhurbaşkanımız. Öyle demedi mi? O papayla, papa hazretleriyle çok fazla ayrıştığımız bir nokta yok dedi. Muhtemelen bu Ermeni soykırımı noktasında da çok fazla ayrıştıklarını düşünmüyorum. Çünkü nasıl Ermeni, bir önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey Ermenileri mutlu etmek için Bursa'daki Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye maçında Azerbaycan bayraklarını yerlere atıp çöp bidonlarına attılarsa, orada rahatsız olmadıysalar, burada da Papa'dan çok rahatsız olacaklarını düşünmüyoruz. Ama bizim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o zamanki Osmanlı İmparatorluğu gereğini yapmıştır. Yani tecrit vardır ama soykırım yapmamıştır. Bu milletin, bu büyük Türk milletinin tarihinde kara hiçbir dönem yoktur. Her topluluğun baktığınız zaman kara dönemleri vardır. İşte İslamiyet'le tanışmadan önceki Araplar kız çocuklarını diri diri topraklara gömermiş. Canlı canlı gömerlermiş. Şurada çok uzağa gitmeyin. Amerika zencileri katletmiş. Gelin Avrupa'ya, o çok modern Avrupa'ya kadınları gemilere almamış, cadı diye diri diri yakmışlar. Şimdi ama Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin tarihinde böyle bir şey yok. 10 bin yıl öncesine bakıyorsunuz, yazılı belgelerimiz var. Öldürmeyeceksin demişiz hep. Hep tek tanrıya inanmışız. İnsanlara yalan söylemeyeceksin. İftira atmayacaksın diyen, hep insan yönünü ağır basan bir öğretinin devamı olan bir milletten bahsediyoruz. Hep dünyaya nizam getirmiş, aleme nizam getirmiş bir topluluktan bahsediyoruz. Şimdi bu topluluğa siz tutup da böyle kara bir leke çalma, densizliğine girmesi en ağır ithamları hak eden bir itham. Onun da gereğini zaten muhterem genel başkanımız yapmış. Ya bizim muhatabımız değildir kendileri. Kendi işlerine baksınlar. Ermeni kardeşlerimizi ne kadar rahat bu ülkede yaşadıklarını biliyoruz. Onları da ayırmıyoruz. Benim üniversitede çok kıymetli bir arkadaşım vardı. Ermeni kökenli. Onunla da biz çok rahat anlaşıyorduk. Hiçbir problemimiz yok. Kürt'le problemimiz yok. Laz'la problemimiz yok. Ermeni'yle problemimiz yok. Rum'la problemimiz yok. Sadece bizimle problemi olanlarla problemimiz var. Son birkaç dakika, özellikle başkanlık sistemi ile ilgili tartışmalar en üst seviyede şu an. Evet. Gündemimizde. Siz Türkiye'nin önünde sistem değişikliğine gidilip başkanlık sistemiyle yönetilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya biz reddediyoruz tabii başkanlık sistemini. Şu ortamda, şu yapıda Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyetle sevk ve idare edilmesinin daha sağlıklı olduğunu, hocam, demokrasiyle idare edilmesinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Yani artık Tayyip Bey de bundan vazgeçti görünüyor. 400'den 335'lere düştü. Böyle giderse bir 200'le falan kapatacaklar sezonu. Öyle görünüyor. Çok üzerinde konuşulması gereken bir konu da değil bence. Yani o bir hayal. Ama İktidar Partisi buna odaklanmış. Ya bilmiyorlar. Türk tipi, Türklüğü reddeden Tayyip Erdoğan, yani bana milliyetçilikle gelmeyin, bana Türklükle gelmeyin diyen Cumhurbaşkanımız. Bakıyorsunuz şimdi Türk tipi başkanlık sisteminden konuşmaya, işine geldiği zaman Türklükten bahseden, işine gelmediği zaman reddeden, enteresan, değişik tavırları olan, bir gün dediği öbür günü tutmayan, yani yarın ben başkanlık sistemi demedim de diyebilecek bir cumhurbaşkanımız var. Yani ama o konuda kitleleri de peşinden sürükleyen bir duruş durumu da var. Onu da artık insanlarımız artık fark ettiler. Yani yeter artık, seni cumhurbaşkanı yaptık, sana 550 vekil verdik, sen hala 400'ün 350'nin peşindesin. Diyorlar yani. Öyle değil mi? Biz 550 vekilin 550'si de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın vekilleridir. E şimdi sana 550 vermiş bu millet. Sen daha hala niye 400'ün peşine, 350'nin peşine koşturuyorsun? Yani burada hata yapıyor. Hiç konuşulmaya, inanın kayda değer bir şey yok. Yarın çıkıp ben başkanlık sistemi demedim arkadaşlar. Başbakanlık sistemi dedim de diyebilir. Yani o konuda çok fazla bir şey yorum yapmaya gerek yok ama ben Samsun'la ilgili müsaadeniz olursa, bugün bana ulaşan bir iki evrak var. Onları göstermek istiyorum. Maalesef Samsunlu buna dikkat etsin. Samsunlu nelerin döndüğüne dikkat etsin. Şimdi 16 Şubat 2015 tarihinde
davet usulü yapılmış bir ihalenin sonucunu söyleyeceğim. Keşif bedeli 5.6 trilyon lira. Yani yeni fiyat rakamla 5 milyon 600 bin lira. Evet. Keşif bedeli. Neyle ilgili bu ihale? Bu söyleyeyim. Gençlik kampı, konferans salonu, idari bina, restorasyonu, açık havuz, tesisat kanalları ve ısı merkezi yapım işi. Samsun'da. Samsun'da. Gençlik parkı var ya bu 19 Mayıs tarafında. Evet. Sağlık kampıydı, sonra değişti. Orası diyebiliyorum. Şimdi buraya çok büyük bir ihale bu. 5,5 milyon liralık bir ihale. Bu ihaleye siz davet usulü 4 tane firma çağırıyorsunuz. Çok acil koduyla. Çünkü acil olduğu zaman ihaleye çıkmanız gerekmiyor. Kafanıza göre firmaları davet ediyorsunuz. O firmaları ihaleye sokuyorsunuz. 4 tane firmayı ihaleye sokuyorsunuz. Bu 4 firmadan bir tanesi %10 kırımla bu ihaleyi alıyor. Şimdi televizyonları başında bizi izleyen müteahhit arkadaşlarımız da vardır muhtemelen. Samsun'da %28 ile ihale alan müteahhit iyi rakam aldım diyor. Mutlu oluyor. 30'a alan mutlu oluyor. 33'e alan para kazanmak için gidiyor kendi çalışıyor. Amelelik yapıyor yani. Ama siz gidiyorsunuz özel davetle 4 tane firmayı çağırıyorsunuz. %10 kırımla 5,5 milyon liralık işi 5 milyon liraya veriyorsunuz. Bu işi 4 milyon liraya yapacak Samsun'da en az 20 tane firma biliyorum ben. Ne aciliyeti var bu işin? Aciliyeti ne? Seçime bütçe lazım. Ben bunu hissediyorum burada. Bunu çıksınlar açıklasınlar. Bu işin aciliyeti neydi? 5,5 milyon liralık işten %30 iskonto ile ihale yapılmış olsa 1 trilyon devletimizin ve milletimizin karı olacak. Ve %30 kırımla da bu işi yapacak bir sürü firma var. %30 kırımla. Yani 5 milyon liraya yapılan bu işi 4 milyon liraya yapacak bir sürü firma. 3,5 milyona yapacak firma da var Samsun'da. Bunu kapalı zarf usulü ihale yapsaydılar bu işi 3,5 milyona yapacak bir sürü firma var. Birincisi bu. Devletimizin, milletimizin zararı 1 milyon lira. Hangi firmanın aldığını bilmiyorsun. Yazıyor yani. Burada. Gerek yok. Bunu... Burada yazıyor. İstiyorsanız size verebilirim. Samsun'un bir cevap hakkı doğacaktır. Gerek yok. Ama sanıyorum gerekli işlemleri. Bakabilir, bulunabilir. Hemen ihale mevzuatından bulunabilir. Ben de oradan aldım zaten. Şimdi tutuyorum. 1 milyon oradan zararımız var. 25 Mart 2015. Kavak 500 kişilik spor salonu ihalesi. Yine bu da özel davet usulü. Çok acilmiş. Bir davet yapıyorlar. Kavak ilçesindeki bu 500 kişilik spor salonunun yapım işi 1 milyon 750 bin lira. 1 trilyon 750 milyar liraya anahtar teslim işi ihale ediyorlar ve bitiyor iş. Hı hı. Tutuyorlar 25 Mart'ta 1 milyon lira ihale bedeliyle çevre düzenlemesini ihale ediyorlar. 1 milyon 750 bin liraya biten okulun çevre düzenlemesi, anahtar teslimi bitmesi gereken okulun çevre düzenlemesi 1 milyon lira. Özel davetle yapılıyor bu ihale. Yine kırım %10. Bu ihale diyelim ki gerçekten Kavak spor salonunun etrafında 1 milyon liralık iş var. Kabul edelim. Ya bunu %30 ile yapsan 200 bin lira karı var milletin. Kapalı teklif usulü yapsan bu milletin 200 bin lira karı var. Oldu 1 milyon 200 bin lira. 1 trilyon 200 milyar. Şimdi... Daha önce 2013'te yapılmış bir ihale de var. 10 milyon liralık iş %10 kırımla 9 milyon liraya ihale edilmiş. 2 milyon lira da burada devletin ve milletin zararı. Bu benim bugün tespit ettiğim 3 tane şey. 3 tane ihaleden sırf acil yapılıp yandaşa verilmek üzere yapılan bu ihaleden milletimin zararı 3 milyon 218 bin lira. Bununla ilgili peki nasıl bir... yol izleyeceksiniz. Yani. Bana bu ihaleler netleri bugün geldi. Bunlarla ilgili hukukçularımız inceliyor. Gerekirse ihaleye alınmayan firmalar var. Onların öncülüğünde iptal davası açacağız. Yani 3 milyon 200 bin lira demek baktığınız zaman 2 tane Kavak ilçesine 500 kişilik spor salonu yapılmış. 2 tane ilçemize 500 kişilik spor salonu yapabileceğiz demek. Sırf acil koduyla yapıldığı için bunu kapalı teklifle yapsaydılar 3 milyon 200 bin lira bu milletin cebinde kalacak. Şimdi milletime soruyorum. Açık ve net. Burada iftira yok, yalan yok. Bu ihaleler yapılmış. Ben müteahhitlik yapıyorum.
arkadaşlarım var devlet iş yapıyor. %28 de iş aldığı zaman oh diyor, iyi rakam aldım diyor. İyi rakam aldım diyor. Bunların hepsi %10 kırılma. Buradan baksınlar, değerlendirsinler. AKP'ye niye oy vereceklerini ya da niye vermeyeceklerini, Milliyetçi Hareket Partisi'ne neden oy vermeleri gerektiğini buradan çıkarsınlar. Biz onların hakkını onlar için aramaya geliyoruz. Peki. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size katılımınızdan dolayı ayrılan sürenin sonuna geldik. Bundan sonraki dönemde çalışmalarınız olgunlaştıkça adaylarınızın kendilerini ifade etmeleri için de yine birlikte olma şansımız olacak. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızı başarılar dilerim. Ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ömer Süslü konuğumuzdu. Samsun'la ilgili değerlendirmelerini yaptı, nasıl hazırlandıklarını anlattı. En son bölümünde de usulsüz olduğunu düşündü, ihalelerle ilgili bilgiler verdi. Ona da çalışmalarında başarılar diliyoruz. Size ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Samsun'un Nabzı'nda İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok konuğumuz olacak. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.